Kuşları çıkardım arkadaşlar. Bu yeşil bilezikli olan kaçak güvercin. Hoş geldiniz güvercin severler. Biliyorsunuz bunu kaçak yakaladım. Hava karanlık. Akşamleyin yemlememi yaptım hayvanlardan. Şimdi sabah bu hayvanı uçuracağım için mecburen kanadının bantlarını sökmem lazım. Fırıltı vereceğim arkadaşlar. Çünkü dün kanat bandını açtım biliyorsunuz. Bu hayvan sökük mü değil mi hiçbir şekilde bilmiyorum. Şöyle göstereyim de inandırmak için. Zaten bir önceki videoda bunu yakaladığıma dair video da var. Şimdi arkadaşlar kanat bandını neden akşam açıyorum onu da sizlere bir ufacık bir bilgilendireyim. Şimdi hayvanın kanatları şöyle göstereyim. Birbirlerine bantlı olduğu için, yapışık olduğu için ister istemez hayvan uçtuğu zaman damlara konar ya da uçamaz, yükselemez. Bu açıdan da ben kanadının bandını sökeceğim ki sabaha kadar hayvan böyle bir kanadını çırpsın, kanat tutulması varsa böyle bir kendini toparlasın. Ondan sonra zaten sabahleyin de yavaş bir şekilde uçuracağız. Ya kaçıp gidecek ya da geri bu kümese gelecek. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Sabah görüşmek dileğiyle. Kuşları çıkardım arkadaşlar. Bu yeşil bilezikli olan kaçak güvercin. Gerçi bu beyaz da, şu da öyle de. Asıl konumuz bu hayvan. Bir makas hayvan çıkardım. Bu beyaz olan dam üstünde dolaşıyor. Diğer mavi olan ise biraz yüksekte. Ben hayvanları yemledim. Yani azıcık. Buraya da biraz döküldü de bir şey olmaz. Yani hafiften hayvana... Damlara konma durumu da olabilir. Şu an hayvan gözükmüyor. İşte şu an gördüm. Bir tane elim evde bir kuş alacağım arkadaşlar. Her ihtimale karşı. Çakmaklıyı aldım. Böyle mesela baktığınız diğer kuşlarla bir iki tur attı. Diğer hayvanlarınız fazla yükselmeden ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? İn be. Hayvanları indirmeye çalışırken bu bizim mavi inemiyor. Alışık olmadığına dair arkadaşlar. Bu da yani bir kanıt olsun sizlere. İn be, kurban olayım. Ne yaptın sen böyle? Bir türlü inmek bilmedi ya. İnemiyor. Alışık olmadığına dair arkadaşlar. Bu da yani bir kanıt olsun sizlere. İn be, kurban olayım. Ne yaptın sen böyle? Bir türlü inmek bilmedi ya. Şimdi arkadaşlar indiğine göre böyle etrafı biraz seyretsin. Ben de ne yapacağım biliyor musunuz? Yemi alacağım. Buraya insin diye. Şu an indi. Yani biz genelde kaçak güvercinleri böyle test ediyoruz arkadaşlar, alışıp alışmadığını. Yerde bir tane makaslı ya da iki tane makaslı kuş bırakırsınız. Bir iki tane de evin etrafına alışmış, kümes etrafına alışmış kuşu bırakıyoruz. Ondan sonra kaçak güvercini birazcık kaldırdıktan sonra yavaş yavaş pırıltı olarak kümes içindeki bir iki tane kanatlı olan kuşları çıkarıyoruz. Çıkarmamızın sebebi arkadaşlar alışık olan kuşlar indiği zaman diğer kaçak güvercin de iner. Böylelikle bu hayvanın kümese alıştığını gördük. Zaten nasıl indiğini de hep beraber izledik. Şimdi ne yapacağım? Yani gönül rahatlığıyla
Kuşlar dışarıdayken işe mişe gidebilirim. Normalde ben kapıyı kapatıyordum. Bu kanadı bantlı dedim, bir yerden atmasın kendini diye. Zaten yarın öbür gün uçum videolarını da çekeceğim. Bakalım, bu hayvan hiç takla attığını görmedim. Biraz kanadı açılmıyor. Yeni yeni toparlıyor kendini. Hayvan zaten yakaladığımda çok açtı. Bakalım artık arkadaşlar. 4 gün mü, 3 ya da 4 gün oldu kanadı bantlı şekilde. 2 günü kümesin içinde hiç çıkarmadım. 2 günde dışarıdaydılar. Dedim hayvan böyle hafızasını unutsun ki bu kümese alıştı. Böyle yine böyle bir şey yapıyor. Maşallah, salete bak be. Gel. Gel. Bakın, hatta hatırlıyorsanız burada da ben yemliyordum. Bakın şurada. Direkt hayvan buraya indi. Bakın öbür hayvanlar da geldi. Hani bir dahakine burada uçurduğum zaman diğer makaslı kuşları buraya bırakacağım. Direkt buraya insin, çünkü buraya hayvan inemedi. İnememesi benim için iyi bir şey değil. Burada bir de deneyeceğim. Burada rahat bir şekilde inerse bundan sonra burada uçurup burada indireceğim. Yani buraya indireceğim hayvanları. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Herkese hayırlı kuş beslemeler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Yani kaçak güvercin dediğimiz bu şekilde oluyor. Yani diğer türlü, ben mesela bilmiyorsunuz, ben bu örnek olarak bu çakmaklıyı size göstermiyorum. Farz edin. Kümes içinden çıkaracağım. Damın diğer ucuna bırakacağım. Kuşları çıkaracağım. Başlayacağım. İşte kaçak güvercin yakaladım. İşte bilmem ne. Hayvan direkt inerse bilin ki o kaçak güvercin değildir. Ama uçurduğum zaman inmeyi bile tereddüt içinde şey yapıyorsa, daha inemiyorsa bile bilin ki kaçak güvercindir. Zaten mesela bu dişi, ben bunu ilk yakaladığım zaman diğer erkek güvercinler bunun erkeklik taslıyordu. Yani kümes kabadayılığı yapıyorlar. Bu tüm kaçak güvercinler için geçerlidir. Şimdi bir yabancı güvercin getireyim. İnanın tüm erkeklerin hepsi öter. Niye? Yabancı kuş olduğu için. Ama alıştıkları zaman ötmeyi terk ederler. Çünkü birbirlerini tanırlar. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Fırıltı vereceğim arkadaşlar. Çünkü dün neyin kanat bandını açtım biliyorsunuz. Bu hayvan sökük mü değil mi hiçbir şekilde bilmiyorum. Damlara konma durumu da olabilir.